Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Efendim Necip Türk milletinin bu şımartan ilgisi, bu engin şefkati, bu muhabbeti inşallah hiç dinmez, hiç bitmez efendim. Hep bizimle olur. Ne tatlı insanlarsınız. Ne tatlı insanlar. Abla sen bana tanıdık geliyorsun ya. Dur bakayım. Abla tanıdık gelmedi mi size de? Böyle saçlarını böyle öne doğru atmış bir konuğumuz vardı. Sizi kulakları çınlasın. Öyle cins saçları vardı ki çok tatlı bir kadında. Sizin de böyle bir şeyiniz. Buna kâkül mü bu ablayın? Evet, kâkül. Evet. Ama bu dört kişinin kâkülü herhalde. Bu tek kişilik bir kâkül değil bence. Evet. Hani şu kâkülden kâkülsüz iki fukaraya kâkül versen hayatları kurtulur. Çok güzel efendim. Peki o görüşünüzü engellemiyor mu? Yok. Gözünüzün içine girmiyor mu efendim o? Ha, girmiyor. Yok, rahatsız etmiyorsa problem yok. Çok tatlısınız. Şahane. Peki bu sizin tarzınız mı ya? Kâkül. Kâkül manyağı mısınız? Evet. Çok güzel. Evet, hanımefendi diyor ki ben bir kâkül manyağıyım diyor. Kâkülsüz diyor, yapamam diyor ya. Çok güzel efendim, fevkalade. Hoş geldiniz efendim tekrardan. Efendim malum mevzumuz malum, artık yavaş yavaş olaya intibak ettiniz değil mi? Kaç gündür yayınlanıyor bu program. Efendim gelin ve kaynana ilk defa insanlık tarihinde, bakınız insanlık tarihi kaç yıl efendim? Kaç yıl? Al işte böyle kalırsın. İşte şu anda şov bitti ya. Halbuki oradan bir cevap yapıştırsa, insanlık tarihi kaç yıl? Ha, bir 300-500 yıl var diyor baba, tabii genç olduğu için. Epey bir eski. Yani şimdi diyeceksin ki sen söyle ya, binlerce yıl, binlerce yıldır insan var olduğundan. Bakın mağara devrinde, cilalı taş zamanında. Aynalı taş var mıydı ya? Yoktu değil mi? Cilalı taş vardı. Cilalı taş devrinde bile gelinlerle kaynanalar itişirlermiş, kakışırlarmış. Bunu nereden biliyoruz efendim? İspanya'da Zoare adlı bölgedeki mağaralarda ortaya çıkan mağara resimlerinde gelin ve kaynananın birbirine daldığını gösteren figürler yok tabii ki. Böyle bir şey yok. Şu anda bunu sallıyoruz. Ama eminim vardır yani. O zaman da vardır. İşte bu mevzuları bu programda çözüyoruz. Neden? Çünkü gelinle kaynana geliyor. Evlat ve eş için fevkalade bir şey yapıyor. Ne o? Lezzetli yemek. Dünyanın en güzel hediyesi. Sonuçta taraflardan biri kazanıyor. Oradan yürüyorlar yani, öyle diyeyim. Arada da eğleniyoruz hep beraber. Güzel. Bu hafta, yani bu programdaki, bu hafta değil de bu programdaki konuğumuz kim? Ören ailesi efendim. Ören ailesinin annesi, kayınvalidemiz Hülya Hanım'ı, Hülya Ören'i şimdi alkışlarla huzurlarınıza davet ediyoruz. Hülya Hanım, hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ ol. Yalnız bir şey söyleyeyim, bir sıkın efendim. Hülya Hanım'da kürek gibi el var, yemin ediyorum. Maşallah kuvvetlisiniz. Kürek gibi demesek. Hayır yani şöyle kuvvetlisiniz manasında. Evet, kuvvetli. Neden, spor mu yaptınız siz? Spor ve Karadeniz olmamdan herhalde. Ha, Karadenizlisiniz. Toprak insanıyız. Vurdum oturturum diyorsunuz. Evet. Çok güzel ama hakikaten yapılırsınız. Spor ne yaptınız? Yani her dönem değişik sporlarla uğraştım. Boş kalmadım. Evet. Çok güzel efendim. Evet, Karadenizliymişsiniz. Rize doğumluymuşsunuz. Ya Karadenizlilerin, enteresan, siz Karadenizlisiniz, size sorayım. Soruya soruyla cevap verme özelliğini size sormak isterim. Yani mesela şöyle, diyorsun ki niye Karadenizliler diyorsun soruya soruyla cevap veriyor abi diyorsun. Karşıdan şöyle bir şey, niye olmaz? Yani yine soruyla geliyor. Böyle bir huyu var mı Karadenizlilerin? Soruya soruyla cevap... Farkında değilim. Değilsin. Bundan sonra düşün bak, anlayacaksın. Peki efendim, kıymetli oğlunuzu ve gelininizi izin verirseniz çağıralım. Tabii. Gelin efendim Demet Ören hanımefendi. Damat Enes Bey, Enes Ören ve evlat. Merhaba. Hoş geldiniz. Enes Bey. Çok güzel, çok güzel.
Efendim daha çok genç bir çift ya, değil mi? 88. Evet. Zaten de yeni evlenmişler. Geçen yıl evlendik. Aceleci davranmışlar. Evet. Geçen yıl birbirlerini bulunca kaybetmeyelim demişler. İyi yapmışlar efendim. Yani kayınvaliden istemese de. Biraz zor ikna ettik ama oldu yani. Ama şöyle işte, çünkü o tecrübe diyor ki yani biraz daha yaşayın, biraz daha tecrübelerinizi damıtın, biraz daha o damıttıklarınızı biriktirin. Ondan sonra diyor ama olsun aşk. Bir şeyle görelim dediler. Bakalım artık göreceğiz. Tabii aşk efendim, aşk tutkulu bir şey. Aşk hiçbir afetten öğüt almaz. Onun için de aşk olduğu zaman bünyeler, zihinler tutuşur değil mi efendim? Evet. Ve evlilikle ithama eder hadise diyelim. Peki mevzuyu biliyoruz değil mi? Çeviriyoruz efendim. Evet. Üç tane malzeme çıkıyor. O üç tane malzemene bir şey kurgulamaya başlıyorsunuz. Orada ama yardımcı malzemeler de var. Evet. Onları da ilave edin. Biraz uçuyorsunuz efendim. Biraz çılgın olun. Çıldırın. Çıldır. Çılgınlıkla zehirlenmeyiz inşallah. Yok yok, hayır, hiçbir şey olmaz. Hülya'cığım çıldır. Demet'ciğim çıldır canım. Biraz zaten çıldırın. Benim yaptığım yemekleri beğeniyorsun sen. Beğeniyorsun. Öyle mi görünüyorum? Evet. Evet. Çok, Engin çok şey. Evet ama öyle. Evet öyle öyle. Yani beğeniyorsun. Beğeniyorsun. Tamam, daha aile faciasına girmeyin lan daha ilk dakikadan. Beğeniyorsun sen onu. Sen de onu beğeniyorsun. Yani. Değil mi? Birbirinizi beğeniyorsunuz. Yani. Tabii. Çok güzel. Her şey zorunda kalıyordur. Belki kalıyordur, evet. Neyse bunu sonra aralarda sizi ben yeterince kışkırtacağım zaten. Birbirinizi dalarsınız şu anda. Hadi çevir. Üç tane malzeme. Birbirine uygun olursa yaşarsın. Birbirine uygun olmazsa çökersin. Yani neticede eşin yiyecek bunu. Ben yemeyeceğim. Evet. Bizim Kerim stüdyo şefimiz yemeyecek. Efendim yönetmenimiz yemeyecek. Kocan yiyecek. Olsun kocan. O her şeyi yiyor ki zaten. Şey ya o her şeyi yer. O ibadın gazığı gibi yiyor ama. Yani efendim olsun, doğru düz bir şeysin. Onun için konsantre ol. Dokuz kadının yediğini yiyor. Daha ne yesin yani? Ay, çeviriyorum. Sen nasıl bir şeysin bu oraya? Ya, çeviriyorum. Ne istiyorsun? Önce ona karar ne ver. Ne istiyorum? Ya şansı artık. Yani. Hı, şans. Peki hadi çevir bakalım. Şey yapmak Hülya istemiyorum. Hülya'nın izin verirseniz. Evet çevir bakalım. Haydi bakalım. Şans, kader, kısmet. Ne geldi efendim? Kuru fasulye. Güzel. Güzel, güzel. Hay hay. Bence tercihim değil aslında. Pek tercihim değil aslında. Ama kuru fasulyeyle çok şey yapabilirsiniz. Değil mi efendim? Kuru fasulye nasıl? Evet. Evet. Kitlemiz de Osmanlı'dan kalma diyor. Bakın Necip Türk milleti yaşasın diyor. Kuru fasulye diyor. Kuru fasulye için adam vurulur ya. O kadar mühim bir şey. Ama kuru fasulyenin kralı da Süleymaniye Camii'nin karşısında İstanbul'a. İstanbul'dakiler zaten bir tatsın da İstanbul'a gelenler de bilsin. Süleymaniye Camii'nin karşısında kuru fasulyeci bir çok eskilerden beri kuru fasulye yapan bir abimiz vardı. İri kuru fasulye kemik suyuyla inanılmaz o. Evet buyurun ikincisi efendim. Buyurun efendim çevir. Demet çevir. Ay. Evet efendim kuru fasulyenin yanına ne geliyor? Biber olur. Sıralamışım hepsini sanki değil mi? Evet ne biber. Ne kadar şanslıyız. Biber olur. Şanslı güzel. Olmasam ben de evlenmem. Evet. Evet, evet. Biraz bir carcar yapıyoruz anladıklarımız. Tamam buyurun efendim. Son salça kez çeviriyorum tamam. Değil mi? Son kez çeviriyorsun. Hadi bakalım. Salçasız da olabilir. Piyaz yaparız. Tabii hadi bakalım. Ne bilmiyorum ne yaparsınız. Efendim ne çıktı? Bu ne? Bezelye hayır, efendim. Bezelye şahane. Şahane. Bezelyeyi şimdi bezelyeli, sen kuru fasulye. Desen ki yani bunu parayla alalım alamazsın yemin ediyorum. Bezelye çıktı. Evet efendim. Neyse bunu alırız. O kalkmasın, çirkin gözükmesin. Bezelye, kuru fasulye ve biber. Biber. Evet. 10 numara 5 yıldız. Muhteşem üçlü yani. Muhteşem üçlü. Peki efendim. Önce damat beyi dinlenme odasına gönderiyoruz. Teşekkür ediyoruz Enes Bey. Siz oraya lütfen. Sizi yerinize alıyoruz. Zeynep'i çağırıyoruz. Efendim çakma Japon'um, güzel asistanım, enerjik insan, fıt Zeynep. Fıt Zeynep yine evet fıt geliyor bu sefer çok süslü. Bu plakayı nereden bulduk Zeynep'im ya? O plakayı çok güzel bir arkadaşım bana hediye etmişti. Aynen. O boyuna bir baskı yapmasın yavrum onu taşımak. Tabii biraz böyle düşüyorum. Değil mi ha, kuzu gibi? Zor peki buyururuz efendim. Yavrum fasulyesini vermiyor musun? Evet fıt Zeynep. Niye fıt? Çünkü böyle gidiyor ya uzun topuktan dolayı herhalde değil mi? Topukluya alışkın değil misin Zeynep? Yok topukluya alışkınım da bunlar düşmesin diye bir... Ha çaba için. Evet çaba içerisine çok girince güzel. Öyle yürüyorum. Peki fevkalade Zeynep'ciğim görüşürüz tatlım. Hoşçakalın. Sarı lacivert en büyük sarı lacivert diyoruz. Bak biz de sarı lacivert yaptık. Evet efendim. Sarı lacivert hastasıyız. Pekala efendim. Acaba malzemeleri nasıl buldunuz? Sizce taraflar şanslı mı? Şunu tutarsan ablacığım.
Malzemeler piyaz oldukça güzel. Gelecek malzemelere göre hareket etmekte yarar var ama. Biraz yani uzun genelde vadeli düşünün diyorsunuz. Evet, 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 kesinlikle. Çok güzel, fevkalade. Siz ne diyorsunuz efendim? Yani aynen. Aynısını çünkü kıyma olabilir, ha, çekilişte. Kıyma olabilir, o olabilir, bu olabilir. Peki, sucuk olabilir. Değişik bir şey söyleyecek olan var mı? Pastırma. Ne var? Pastırmayı nerede bulacağız abi? Varsa, konsepte varsa. Ha, sucuk var da pastırma yok mu? Ha, sucuk olur, sucuk olur. Abi. Sucuk çok güzel olur. Güzel olur. Evet, doğru diyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ben de sucuklu değil de pastırmalı kuru fasulyeyi evet, çok severim. O da güzel olur. Peki efendim, o zaman başlayalım mı? Hazır mıyız? Bir şey düşündük mü? Geleceğim biraz yanınıza. Düşündük. Siz düşündünüz mü? Düşünüyorum. Hala mı düşünüyorsun? Evet. Ama hayatın bu zamana karşı da ya biraz şimdi senin düşünmenin kaçı bulur? 11'e falan kadar düşünür yok mi? Tamam, başlayalım o zaman. Haydi başlayalım. Kolay 3, 2, 1 anneciğim. Buyurun başlayın. Kolay gelsin efendim. Başlıyoruz. Annemden başlıyoruz. Yardım alsam ne olur sanki? Önce şey yapalım. Şimdi şöyle. Evet. Bakalım burada neler yapılıyor efendim. Yani en azından ne kurgulandı onu size nakledeyim. Ondan sonra hayatım şöyle gel de ne kurguladın onu bir anlat bize. Ne kurguladın canım? Ne yapacağız Demetciğim? Yani eşim seviyor zaten. Piyaz yapacağım ben. Piyaz. Evet. Güzel, severim. Piyaz güzel olur. Özellikle tahinli piyaza İkisini de bence yakıştırıyorum zaten. Olur, yakıştırıyorsun. Koyacağım. Olur. Bunları da koyacağım, karıştıracağım. Saçlarınız çok enteresan, çok evet, güzel. Evet, evet. Evet, böyle mantar kapak gibi böyle. Hayır, panjurum o benim. Ha, ilginç. Bu model size mi ait? Ben hiç pek görmedim. Evet, böyle. Evet, ben yaptım. Anladım. Yani ben istedim, kuaförüm yaptı. Yani bir dönebilir miyiz, bir bakabilir miyiz arkasına da? Yok yani, kameraya dönersen. Evet, bak. Şöyle. Allah. Enseye daha çok girilmişti de uzadı, hmm. Buram yoktu. Kazıtmış. Evet. Biraz enseyi koyun kırkar gibi kırpmışlar kız. Uzadığı için öyle. Öyle mi? Evet. Ha, Allah Allah. Peki. Ama platinden döndüm. Ne zaman döndün? 2 hafta falan oluyor. O ha, platinden döndün. Evet. Ay bu platin miydi? Sapsarıydı saçları. Ha, oradan döndün. Evet. İyi oldu mu? Oldu. Dönden? Ha, yani oldu. Böyle daha çok beğeniyor işim. Ha, daha güzel. Doğal, daha natural. Daha natural. Sarıda hep böyle hasta gibi oluyorsunuz. Sürekli makyaj, makyaj. Hmm. Ben de çok makyaj yapmayı sevmiyorum zaten. Sevmiyorsun, güzel. Doğal güzelliğin de var olur diyorsun. Aynen, doğal daha güzel. Peki evet, bu böyle kafayı bir yastığa falan koyduğunuz zaman abla, böyle dümdüz hani tost gibi, çift kaşarlı tost gibi oluyor mu kafa? Arkası. Ben öyle seviyorum zaten. Ha, güzel, güzel. Neyse. Düz olsun. Ha, güzel. Tamam, tamam. Neyse, ben sizin konsantrasyonunuzu bozmayayım. Bence de, ben siz yemeğimi yapayım. Güzel yani. Güzel yemeğinizi yapın efendim. Biz burada Valide Hanım, Hülya Hanım. Hülya Hanım genç bir kayınvalide. Ondan sonra. Dolayısıyla siz ne kurguladınız Hülya'cığım? Ben önce fasulyemi pişirmeyi düşündüm. Fasulye zaten pişkin. Pişmiş değil mi çocuklar fasulye? Ha, fasulye haşlanmış. Haşlanmış. Şimdi yemeğe dönüştürüyorum pişirerek. Hayır. Kuru fasulye yemeği mi yapacağım? Evet. Bezelyeyi ne yapacağız abla? Onunla farklı bir garnitür düşünüyorum. Yok, ikisini aynı şeyde kullanman lazım tabii abla. İki çeşit olmayacak tek çeşit. Yok, tek çeşit. Hepsini tamam, aynı onu da o zaman şey yaparız. Onu da atarız. Evet. Aman ne olacak, evlat değil mi yesin ya. Bol çeşit olsun. Tabii. Mesela şey düşünmez misin? Ne bileyim bu ikisini böyle blenderda bir, yani bir çorba yapıp haşlayıp sonra blenderda böyle ezip süzüp, anladın mı? Yani böyle değil mi? Bir ilginç bir şey yapmak istemez misin? Gelecek malzemeleri bilmiyorum o yüzden. Ya işte bir gir bakalım, bir risk alın. Ha, hepsi herkes kavuruyor, pişiriyor yani bilmiyorum. Ben söylüyorum, ben senin yerinde olsam bunları biraz daha haşlardım. Efendim ne diyorsunuz? Çorba. Çorbaya çevirirdim olayı. Güzel böyle şey hafif, yaparım, yoğun. Bir ha? Şekilde haşlayıp sonra çorbaya da çevirebilirim. Yok, ben karışmıyorum. Ben yani şimdi tamam, sizin düşüncelerinizi çok etkilemeyeyim ama hani biz istiyoruz ki burada biraz da böyle enteresan, vizyoner bir duruş sergilensin ve hakikaten bazı icatlar, yani gastronomik icatlar ortaya çıksın değil mi efendim? Evet. Gastronomik icat olmadığı zaman ben oturup ağlayan bir insanım. Evet. Siz ne icat ettiniz şimdi, nedir? Ne? Valla dediğiniz gibi çok güzel bir çorba olabilir bence. Ha, ama onu ben dedim, siz ne diyorsunuz? Valla ben de düşünüyorum ne olabilir başka ha, acaba diye. Anladım. Mesela piyaz diyorlar, piyaz olur mu? Olur. Olur. Çok güzel olur. Değil mi? Piyaz da olur. Peki. O zaman ama siz gerekli desteği de verebilirsiniz. Bak bizim programda her şey mümkün. Özgür bir alan burası. Yani kalk git de ki bacım öyle olmaz de müdahale et. Kalk git Kerim'e dal mesela. Bak ne kadar tatlı bir çocuk. Yana kal ondan. Git Zeynep'e dal. Yani anladın mı? Yani belli bir ölçüde yani hani sen kesip doğrama ama fikir verebilirsin buradan. Aklına bir şey gelirse anlat. Değil mi efendim? Evet. Peki.
O zaman ne yapayım? Ben bir damadın yanına gideyim ya. Olur mu? Gideyim ben bir bakayım adamın hali ahvali nasıl. Abla seni bölgenin koruyucusu ve kollayıcısı ilan ettim. Dükkanı sana emanet ediyorum. İyi bak. Tamam, temiz tutun. Ben geliyorum. Evet Enes'cim. Kardeşim buradasın. Dinleniyorsun. Evet. İçeride hanımlar. İnanır mısın? Kendilerini yardıra yardıra senin için bir şeyler yapıyorlar. Evet. Şanslı çocuksun. Çok güzel. Eşin de öyle. Anneciğin de öyle. Bir şeyler yapıyorlar. Mutfakla aran nasıl yemek? Pek aran yok gözüküyor. Aram aslında var. Kendim yapmayı da severim. Öyle mi? Hem yapmayı hem yemeyi seviyorum. Ha yani. Mesela neler yapabiliyorsun? Vallahi çoğu yemeği yapıyorum. Tabii biraz yardım alarak. Tencere yemeklerini yapıyorum. Türk yemeklerini yapıyorum. Tabii. Aa ne güzel. Lezzetli oluyor mu? Yani elimden geldiğince. Evde de yapıyor musun? Yapıyorum evet. Aa çok güzel ya. Fevkalade. Geçenlerde bir haber okudum. Şöyle. İki nişanlı tartışıyorlar. Evet. İki nişanlı tartışıyorlar ve bu tartışmalarından rahatsız olan abiler ve dayılar olaya müdahale ediyor. Ama kızın abisi ve dayısı olaya müdahale ediyor. Kızın nişanlısını tartaklıyor ve diyorlar ki aslında ortada çok şiddet yok kız oyunu ama biz kadına şiddete karşıyız diyorlar ki kız tarafında böyle abiler dayılar olabilir. Sana karşı böyle bir agresif bir tavır oldu mu hiç? Yani evet. Oldu. Oldu tabii. Aa tartaklandın mı? Yani tam anlamıyla değil ama. Ha? Ne yaptılar yani? Evet. Hani kızımıza şöyle olursa böyle olursa falan filan diye. Pek bir şey yapmadılar şöyle bir. Ufaktan silahını gösterdiler. Ha silah vay 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 vay. Peki sen ne gösterdin karşılığında? Saygı göstermişsin yani herhalde. Yani illaki evet. Saygı göstermişsin. Evli olduğumuz için bir şey diyemiyoruz. Anladım. Yani. Hayır bir de şöyle. Şimdi bu işin başında olur. Sonra tabii. Damatlar sevilir. Tabii, bahara evet. Basılır. Yani damat bir itlik kopukluk yapmıyorsa bir şey olmaz ki. Evet. Değil mi? Peki abi sen yardımcı bir eş misin? Yani yengenin evdeki sağ kolu musun, sol kolu musun? Yani elinden yemek gelir de ama kalkar mısın, fırlar mısın? Yani hayatı beraber mi taşırsınız? Yani illaki yardımcı olmak lazım tabii. Hmm. Evet. Sen de yardımcı oluyorsun. İllaki evet. Hmm. Peki mesela yenge önüne bir yemek koydu, hiç hoşuna gitmedi, hiç beğenmedin. Arıza çıkartır mısın? Yani arıza çıkarmam da bir sonraki daha düzgün olsun diye belirtirim yani. Hmm. Anladım. İfade ederim diyorsun. İllaki. Çok. Tabii peki, güzel bir şekilde yani. Güzel evet. Bir şey. Elbette. Peki kardeşim sen dinlenmeye tamam. Devam et. Takıl hı-hı. Burada dergini gazeteni oku. Tamam. Ben hanımlara bakıp geliyorum. Tamam, tamam peki. Eyvallah. Evet Asayiş Berkemal mi? Bir problem yok değil mi? Çok güzel. Hanımlar çalışıyorlar. Bu yakada gayet kımıl kımıl, mıyıl mıyıl. Ve sanki bu yakada bu iş bitmiş gibi. Bitecek, adeta. Birazdan bitecek. Yenge, enişteye yaptığın ilk yemeği hatırlıyor musun? Tabii ki. Neydi? Sağında yumurta. He, nasıl? Yani hayatının aşkına, anladın mı? Hayatının aşkına, ömrünün bereketine, ocağının kocana ilk defa. Ama cahildik. He. Yani sağında yumurtayı yaptın, koydun mu önüne? Ama sucukluydu. Oo, o zaman iş değişir. Sucukluysa, sucuklu yumurtaysa o zaman... Hakikaten olay bambaşka bir yere taşınır. Helal olsun yani. Peki mesela bir yemek yaptın. Şimdi enişteye de sordum da. Evet. Tam cevap alamadım. Sen ver. Bir yemek yaptın. Koydun önüne. Beğenmedi. Mıkır mıkır etti. Evet. Ya da eder mi? Ne yapar? Yani beğenmedi yemeği. Tepkisi nasıl oluyor? Oluyor evet. Biraz annesi çok şımartmış zaten. Yani... Bak şaka takılıyor. Ama anne şaka yapıyorum. Şaka yapıyor annesi. Çok ya annemi de şey seviyorum. Kayınvalidenin saç stiliyle senin saç stilin kıskandı. Arasında bir bağ var ha. Benim kuaförümü kullanıyor bak, çünkü artık. Onun bir arkasınızı döner misiniz? Bak aha onun aynı koyun kırpma. Ama gelin yemin kaynana ediyorum. Toprağı işte. Biraz önce kendisi de söyledi platinden döndüm diye. Öyle mi? Kaynanalar. Bazen oluyor. Bende de oluyor. Ben mesela eşimi kıskanıyorum ondan. Burada ne yazıyor? Orada ya... Tutkum. Eşimle tanıştıktan sonra yazdırdım onu. Tutkumu yani mu? O benim için bir tutku çünkü. Ha, eşin senin için bir tutku evet, mu? Evet. Hayatta her şey bir tutkudur benim için. Bence herkes için de öyle olmalı. Kız nasıl böyle tutkusuz yaşanır mı Allah aşkına? Tutku nedir mesela? Neyi tutuyor tutku? Tutkunu, bana tutkuyu anlat.
Tutkularını anlat bana. Mesela onun kokusu, gülüşü, tamam, bakışı. Canım. Tamam canım. Evet. Vay vay vay. Tam evet. Bir romans. Bir de bunlar yeni evli ya. Onun da etkisi var. Bu 3 yıl sonra kalmaz da onun kokusu mokusu gider. O koku kalıcı olmaz da. Şimdilik öyle. Siz... Ne oldu efendim? Abi siz demin bir şey dedin. Kayınvalideler gelinleri niye kıskansın ya? Kıskanmıyor da işte... Yetiştirene kadar, alışana kadar birbirinden başka yuvadan kopuyor, başka bir yuvaya geliyor. Hmm. O oranın atmosferini, oranın geleneklerini, göleneklerini öğrenene kadar. Benim eşim 17 yaşındaydı evlendiğimizde. Sen kaç yaşındaydın? Yumurta kırmasını bilmiyordu. Ben 26 yaşındaydım. Askerden geldim. 200 sene sonra evlendik. Çok genç almışsın. Allah ne be, yeni bir ürün mü? Oo çok güzel. Evet efendim, şimdi çok hassas bir noktadayız. Bir kırılma noktası. Şu anda Avrupa, Amerika, Asya, Afrika kıtasının bir kısmısı, Avustralya kesin, herkes bize kitli. Çünkü efendim televizyonculuk tarihinin çok önemli bir sayfası yazılıyor la burada. Yani yazılabilir, ufak ufak not alınıyor diyelim yani. Olacak bir şey. Evet, siz mi, kim çevirdiydi bunu? Hülya Hanım, alalım efendim sizi. Alalım, yeni bir malzeme katalım. Malzeme dünyamızı zenginleştirelim. Ondan sonra bakalım ne olacak. Şimdi bak, biraz hassas. Çünkü olayı perişan da edebilirsin, yükseltebilirsin de. Her şey senin o kuvvetli kürek gibi ellerinde. Ama sağlam olduğu için diyorum. Sağlam kadınsın sen. Şimdi efendim. Kürek demişken yeni evliydik. Ben bahçeyi belliyorduk eşimle ve bel kırıldı. Sen beli kırdın. Beli kırmış. İşte bir Karadeniz kadını. Bahçe severim. Gerçekten bel kırıldı bahçeyi. Allah o enişteye yardım etsin. Enişte bir agresyon falan yapamıyordur sana. Yok, bu kuvvetle. Çok sakin bir insandır. Tabii nasıl sakin olmasın. Baksana şöyle çelik bilekli, kürek yürekli. Neyse efendim. Şimdi bak, burada ona uyacak şeyler var. Bir evet. Patatestir, bir ne bileyim ben odur budur, domatestir. Anladın mı? Belki mısır bile. Ama mesela bir krema mırema ne kadar uyar bilmiyorum. Neyse çevir şansımız bakalım. Şansımız var. Hadi şansımız var. Ne olur güzel bir şey çıkartacak. Çıkartacak. Senin için. Senin evet, için tatlı. Evet, gelinimi şansına çevir. Haydi gelini şansına o zaman. Kuvvetlice çevirin o güçlü ellerinizle. Ne çıktı efendim? Mısır. Olabilir. Yani uyumlu. Olur mu? Evet olabilir. Olur. Evet. Efendim kitle mısır olur diyor. Kitle mısır olur diyorsa olduracağız değil mi? Olur. Olur evet. Mısır, yeni mamul, yeni ürün, evet. Bakliyat deposu oldu. Bakliyat deposu, çok faydalı. Evet, çok bak, faydalı. Bak ben sana bir şey söyleyeyim, bakliyat buradan uyaralım. Hakikaten özellikle yetişme çağındakilere, evet. Çocuklara, onlara bunlara daya bakliyatı gitsin. Yesin kımıl kımıl. Yemin ediyorum evet. Mercimeğidir, kuru fasulyesidir, nohutudur evet. Öyle mi? Bayılırım. Buyurun efendim, sizi yerinize teşekkür alalım. Teşekkür ederim. Zeynep'i, sevgili Japon çakması asistanımı, fıt fıt Zeynep diyoruz ona. Fıt fıt Zeynep, fıt 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 gelerek. Evet, mısırı veriyor. Fıt fıt fıt. Çok güzel efendim Zeynepciğim. Sonra mikrofonu da kap bebeğim. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Mikrofonda ha mikrofonum var. Ha, pardon artık senin mikrofonun var Zeyno. Evet, gidişat. Bana Z raporu ver. Z raporu? Piyaz gibi. Çok basit oldu. Çok basit mi oldu? Basit oldu ama şimdi mısır da katınca güzel bir salata yapmış çok olacak. Güzel olacak ya. Güzel olacak bence. Ha. Güzel yağıyla, şeyiyle. Evet. Onunla reçeliz olacak. O evet bir ilginç yani. Niye basit diyorsunuz ki? Yok yani hani. O da bir şey yani. Tabii de onu yani yapamayanlar da var. Evet çok özür dilerim. Ben nasıl bir aileye denk geldim? Yani bıçak tutmasını evet. Bilmeyen kadınlar evet. Tanıyorum ben. Var. Özür dilerim. Ben de özür diliyorum. Ben bir şey Demet demedim Hanım, ama ben de özür diliyorum. Yok, biz bütün müessese hatta kanal adını özür evet. Diliyoruz. Biraz sonra CEO'muzla gelip özür dileyecek sizden. Çok özür dileriz. Biz büyük bir yanlış yapmışız. Evet. Peki. Bu tarafta da bir pişirme şeyi var. Ben bir çorba gaskili yaptım. Çorba diye çorba gaz güzel verdim. Olur. Güzel çorba, olur değil mi? Bence güzel olur. Bu ağızda çorba durur mu diye bir laf vardır. Onu bilir misin? Hayır. Ha ne demektir o? Ne demektir yani o? Yani böyle ağzını gere gere yayan böyle yaya konuşanlar evet. Vardır ya. Evet. Lavabal. Ona derler ki bu ağızda çorba durur mu derler. Allah Allah. Zeynep her an bir şey öğreniyorsun kız benden. Ya evet ben bu programda çok şey öğrendim tabii. Sizden. Çok teşekkür şu ederim. Şu program bittiği zaman yemin ediyorum akademik bir kariyerin olacak senin. Hatta hanımefendiden de bazı bayanların bıçak tutmayı bile öğrenemediğini.
evet. öğrendim. O da evet. bana çok büyük bir katkısı oldu. Evet, hanımefendiye karşı dikkatli olursak iyi olur. Peki. Buyurun efendim, sizi yerinize alalım. Çok güzel, yerinize alalım. Valide Sultan'a yaklaşalım. Bakalım ne yapıyor Valide Sultan? Şeflerimizi koyduk efendim? Hep beraber. Başlıyorum. Oo çok güzel. Mısır da uyudu evet, değil mi hepsi efendim? Hepsi uyudu. Sonra onu böyle bir blender evet. bir şeyler yapıp. Öyle düşünüyorum. Ben çok güzel olacağını düşünüyorum ha. Yemeğe de dönüştürürüm. Gelecek alternatiflere alternatife bağlı. Alternatife bak. Yağını mağını gözünü seveyim dikkat et. Böyle bir yağlı mağlı olsun. Yani öyle sasak sasak sevmiyorum ben. Yağ zararlı diyorlar. Ya bu tereyağı nesi zararlı ya? Benim için soğan önemli. Soğan önemli. Yani bir herhangi bir otu bile bol soğanlı pişirdiğiniz zaman lezzeti veren soğandır bence. Ha, evet. evet. Çok önemli. Şimdi efendim gelin hanım çok genç. Oğlunuz çok genç. Ben de gencim tabii. Siz de çok gençsiniz. Evet. Siz de çok genç bir annesiniz hakikaten. Peki mesela arada bir kuşak çatışmasına benzer ya da fikir ayrılıkları mutlaka vardır ama böyle çatışmaya dönük ayrılıklar olabiliyor mu? Yok sanmıyorum. Ben de genç olduğum için hı-hı. yeri geliyor onlar bana uyum sağlıyor gençliğimde. Ha, ne güzel. Yani genç bir enerjiyle işi çözüyorsunuz. Evet hepimiz genç olarak takılıyoruz. Çok güzel. Peki mesela siz evlendiğiniz zamanı düşünün enişteyle. Çok fark var. Bir de kayınvalideniz de Karadenizli değil mi? Karadeniz hanımlar biraz sert olur, Anadolu. Çetin olur. İç Anadolu. Ha İç Anadolu. Evet. Ha onu bilmiyorum. Sizin nasıldı ilişkiniz kayınvalideyle? Onlar biraz daha terkillerdi. Evet. Kayınvalidenin, kayınpederin sözü geçer orada. Yok kayınvalidem sözü geçiyor. Bizde hanımların sözü geçiyor. Karadeniz'de öyle ama Orta Anadolu'da öyle değil mi? Onlarda da öyle. Öyle mi? Evet. Nasıl? Orta Anadolu ne zaman değişmiş ya? Güzel ama yani öğrendiğiniz çok şeyler olmuştur kayınvalidenizden eminim. Tabii ki. Değil mi? Tabii. Kulak vererek yani illa böyle bir itişme örnek, kakışma. Tabii. Hepsi beraber bir örnek teşkil ediyor. Aynen çok güzel. Peki efendim devam edelim lütfen. Bu arada tatlı agresyonu, ilginç saç kesimi ve değişik yaklaşımıyla Demet Hanım'ın yanındayız. Demet işim kolayladın bitirdin bakalım. Eğer bir evet avuçlu, ne bir yapayım? Gelmezse. Hayır böyle iyi işte. Evet ilginç. Değişik. Değişik. Peki yani. Aa sos da yaptın evet. bunu aferin. Ha, baharatlı bir sos mu yaptın? Evet. Çok güzel. İyi gözüküyor aferin güzel gözüküyor. Yani bence nasıl sen niye dudağını büktün beğenmedin mi? Yo beğendim yani güzel piyaz olur ondan. Olur. Sulu sulu. Sulu sulu. Evet. Çok da güzel geldi. Sulu değil ki. Köfte. Ha yani soslu demek istiyor yani. Gelin sen de çok atak ya. Değil mi? Çok atak. Çok güzel. Ne yapayım delirtilerdim. Kız Demet bir sakin ol ben ne olacak Allah Allah. Sulu sulu dediğin çocuğun soslu soslu demek istedi yani. Anlamadım şimdi biraz bak, ağır işitiyorum da. Bak şimdi Demet. Bak buna, bu sorulur buna bak şimdi Demet. Evet. Enişte ile sahil yolunda gidiyorsunuz. Evet. Derken karşıdan Ceylan'ın teki. Yani biz Ceylan diyoruz. Evet. Ceylan evet. gibi bir şey geldi, geldi, geldi. Eniştenin önünde durdu. Aa Enes neredesin hayatım ne zamandır görüyorsun? Bunlar sarıldılar şapur şupur öpüştüler. Ne yapıyorsun? Sen orada affedersin biblo gibi kaldın. Enişte döndü kıza. Bak bunu canlandıralım. Enişte böyle döndü kıza. Aman hayatım öyledir böyledir. Sen de orada biblosun böyle seyrediyor. Geçen gün görüşemedik. Ha öyle oldu. Sen beni aramadın. Sen bana mesaj çekmedin. Olay akıyor dikkat edersen. Akıyor ama ha, o an ben hiçbir şey yapmam. O anda yapmazsın. O an hiç. Biblo gibi kalmaya. Ben kendimi düşürmem yani o esnada. Ha. Düşünsenize. Ne zaman düşürürsün? Bir kere o basit bir insan ki evli biriyle birlikte oluyor, görüşüyor. Yok ya. Yani belki iş arkadaşı deliye bak. Aa ne kadar ayıp. Neden ki? Aa hayatım falan filan. Yok öyle bir dünya yani arkadaş falan. Ne hayatı? Ama belki samimiler. Sen niye böyle yaptın? Olamaz. Ona? Bir kere ben işimi tanıyorum. Yapmaz yani. Tamam biz farazlar dedik Demet Allah aşkına. Mesela yani. Ha mesela yani. Yani böyle bir şey olursa ne yaparsınız? Ne yaparım? Sor yoksa enişte belli melaike gibi çocuk elini almış da sustalım anne gibi oynatıyor. Giderim ben de şey yaparım. Aa merhaba ben işte Enes'in eşi falan. Tabii medeni. Yaparım. Tabii sen de iletişim kuracaksın hayatım. Evet. Tabii öyle. Ben de Enes'in eşiyim. Eşim. Ay buyurun bize aa, bir kahveye gelin falan dersin. Tamam. Ha. Ona göre. Ha. Buyurun evet işte seyirciden hakikaten şu anda günün bombası geliyor. Gülme lütfen. Çok ciddi bir hava. Gülme kız. Evet şu anda bütün Türkiye'nin merak ettiği bir soruyu hanımefendi farkında olmadan dillendirdi. Dedi ki bilmiyorum. İzleyicimiz ya eşime senin arkadaşın sorun. Ya senin erkek tanıdığın birisi arkadaşın. Aynı evet. sahil yolundasınız. Aynı aa, Enes kolunda. Sen böyle dön. Aa Demet ne yapıyorsun kız? Gel bakayım var bu şapşup yaptı. O tabii zaman... empati yapınca güzel olmuyor. Ya. Hoş bir şey değil yani. Hayır. Karşılıklı evet. düşünüp sakin olmak lazım aynen. efendim.
Sakin ol. O anlık saygı duyabilirim. Daha böyle baktım iş daha çetrefilli şeylere dönüyor. Altından bir şeyler çıkıyor. O an mı çıkacak altından bir şeyler? Hayır mesela yani ben o an tamam benim kafam uğuldamaya başladı. Neyse yemeğimize devam edelim. Benim kafam uğuldamaya başladı. Peki efendim ne yapıyoruz? Yeni malzeme katılımı yapıyor muyuz yoksa efendime söyleyeyim. Ah yapıyoruz evet biliyoruz efendim. Yeni malzemeyi galiba siz mi gelin hanım galiba koyuyor. Buyurunuz efendim geliniz. Yeni malzemeyi siz seçiyorsunuz. Efendim bakınız. Şimdi aşk olsun olur mu her şey? Biz aa lütfen. Şimdi bak. Şimdi bak hayatım. Evet. Mesela bir somon çıksa ol. Gerçi olur be. Ne olacak? Sana olur da kayınvalide olmaz. Mesela domates ikinize de olur. Evet uyabilir güzel olur. Kereviz olur ikinize de. Ananas zorlar. Kıyma sana uymaz. Size de uyar mı bilmiyorum. Krema yani iyi düşün yani. Ne istiyorsun? Ne istiyorum? Domates olsun. Domates evet ya. Tamam hadi çevir bakalım. Salatalık domatesi. Da olabilir. Salatalık da olabilir. Kuvvetlice çevir. Hiç durmayacakmış gibi çevir pampa. Domates diyoruz. Ya salça. Sloganımız bu. Domates ya da salça bekleniyor sizden. Hiç durmayacakmış gibi çevir. Aha da somon geldi. Aman sen. Bende böyle bir şey yoktur ama somon peki. Olur olur. Somon seni kurtarır. Somon sana uyar. O somonla gider o. Yani efendim somon, somon Alaska'dan. Somon seviyor musun? Hı. Güzeldir somon. Evet. Yalnız biz füme somon mu veriyoruz? Nasıl somon veriyoruz yoksa balık olarak mı veriyoruz? Balık, çiğ olarak veriyoruz. Tamam peki güzel. Şahaneymiş efendim. Somon bence çok renk katacak, anlam katacak, derinlik katacak, hacim verecek, genişlik yaratacak. Kenarlardan kontur açacaksın, ortadan böyle. Evet sizi yerinize alalım efendim. Daha fazla saçmalayamayacağım. Zeynep'ciğim canım somonlarımız gelsin. Kaç tane hakkımız kalıyor? Efendim? Kaç hakkımız kalıyor ki? Bir tane hakkımız kaldı efendim. Evet. Evet somonumuz geldi. Şu görmüş olduğunuz somon, şu elimde tuttuğum somon, yemin ediyorum kimisi burun kıvırır ama güzel balıktır efendim. Bak omega 3'ü cayır cayır verir bu adama. Ondan sonra ne bileyim konferans mı yapıyoruz ne oldu ne düşünüyorsunuz? Destekleyici şeyler söylüyorsunuz ama öyle boşa söylemeyin, şeye söyleyin. Evet, değil. Değil tabii değil yapacaklar hayır, bir şekilde. Ne? Ama somon çok kolay hemen bir cız cız çevirirsin olur yani. Olur. Çorbadaki şeyini bilmiyorum. Evet buyurun efendim. Valla şu anda elimizdeki somonu fileto şeklinde yapabilir. İçimizi de onun içine döşersek belki special bir yemek çıkartılır bilinir yani. Kendimize has ve özel. Kendimize has ve özel special bir şey olabilir diyorlar. Gerçi Türk erkekleri değişik yemeklere, farklı yemeklere açık olmasalar bile güzel çıkacağını düşünüyorum. Evet bu peki. Yemeği. Efendim yani somonu tabii böyle bir haşlama yoluna gitmeyip bence bir kızartma yoluna değil mi efendim? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bence şöyle bir az yağda hafifçe kavurması lazım. O şekilde katması kavurma lazım. Kavurma mı? Evet. Ne kavurması? Hayır kavurması lazım. Azıcık şöyle kavursun yaz yağda ama. Kavur derken çevir diyor. Çevir yani. Ya, biraz su koyacağım. Yok yok suda öyle değil suda değil. Çok fazla pişirmeyeceksin kızgın, tabii ki. Kızgın hafif yağda hafif yağda. Hafif yağda çevireceksin. Yağda oradan neyse iş kontrolden çıkmaya başladı. Evet. Evet. Yağda ama hafif. Ama ben onları küp küp yapacaktım. Ha küp küp. Ya ne istiyorsan öyle yap efendim. Kim karışıyorsa. Ben çiğ bile yerim somonu ya. Yer misiniz çiğ somon? Yok hayır. Yani hani füme somon oluyor ya yemez misiniz? Yemem. Aa. Sushi nasıl yeniyorsa. Aa, sushi'ni de hiç sevmem. Sushi. Ya sushi ne ben? Ben ekmeğin arasına açıyorum sıcak fırından alıyorum. Sushi'leri koyuyorum arasına. Lap lap öyle güzel oluyor ki soğanı da yanına kırıyorum. Turşuyla beraber. Süper bir şey. Benim gibi asil adam sizleri güldürmek için neler söylüyor görüyorsunuz değil mi? Halbuki ya ben doğduğum anda annem ilk anne sütünü değil sushi'yi dayamış ağzıma ya. Böyle bir tabii. Biz çocukluğumuzda inanmazsınız kızarmış ekmeğe havyarı sürer sürer sabah onu yerdik ya. Öğlen yemeğinde istakoz olmadığı zaman yani arıza çıkardı. Evet neyse peki damada gidiyorum ben. Buralar sana ait. Hadi bakalım bir şeyler yapalım efendim. Haydi bakalım. Evet Enes iyi misin? İyiyim abi. Enes düğün gününe dönelim. Dönelim. Dönelim canım. Düğün günü bahşiş.
yok çiçekçi, yok böcekçi, yok kelebekçi, ocucu, bucucu. Toplam maliyeti hatırlıyor musun paşam? Allah, tam anlamıyla hatırlamıyorum ama bir ona, bir ona, bir ona derken bayağı... Bir dağılmıştın. Tabii, aynen öyle. Ne yapıyoruz biz diye bir an olsun bir soru işareti takıldı mı kafaya? Yani zaten bir gün olan bir şey, onu mecburen yaptık yani. Peki mesela düğünde ayrıntılar, hani o süreç çok ayrıntılı bir süreç. Ya evi kuruyorsun, düğünü hazırlıyorsun. Efendime söyleyeyim, ne bileyim, her iki tarafı memnun etmen lazım. Aslında orada evet, gelinle damadın memnuniyetinden de ziyade ailenin memnuniyeti devreye tabii giriyor. Tabii, iki tarafın evet. Böyle bir gergin anlar yaşandı mı? İlla ki yaşandı tabii. Nasıl açtık onları? Kriz yönetiminde ne yaptık Enes? Nasıl İki tarafında gönlünü yaparak. Ha. İki tarafında bir şekilde dediğini yaparak yani. Tatlı değil, güler yüzle. Aynen öyle. Evet. Çok doğru. Kolay bir iş değil. Özellikle bence o süreç çok zorlayıcı bir süreç. Enes, sen iş hayatında yoğun mu çalışıyorsun? Stresli mi çalışıyorsun? Senin stresini nasıl alabilir yenge? Yani böyle hoş bir yemek mi? Ne bileyim, matrak bir konuşma mı? Ne bileyim, hiç susma mı? Nedir yani senin stresini yani almayan? Susma değil de tabii güzel bir yemek ardından güzel bir sohbet olabilir yani. Evet. Ha, sus, sus. Çünkü kimisi de diyor ki ya yani, hanım diyor sus, ben bütün susmak... gün iş yerinde konuştum diyor. Bir dur diyor. Yok, susmak pek bana göre değil yani. Ha, sen muhabbetçisin. Evet. Çok aynen, güzel. Evet. Sosyal olarak ne yapıyorsunuz yani, sinema, maç, ne bileyim, tiyatro, gezme, tozma? Ne yani nasıl? Sinema olabilir tabii. Sinemaya gidiyorsunuz. Evet. Onun dışında... Tabii güzel planlar yapıyoruz yani. Ha, tatil planları yapıyoruz. Tabii. Daha yenisiniz zaten. Yani evet. Bir hadi sene oldu. Hı-hı. Yani daha yenisiniz. Daha olacak. Zaman ne olacak? Aynı olacak. Böyle. Peki kardeşim. Sen yine devam ediyorsun. Tamam. Ben yine geliyorum. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ediyorum. Sağolunuz, var olunuz. Necip Türk milletinin bu asil... Ve Ali Cenap ilgisi, bu şefkatle alakası olmadan yaşayamam. Damat Bey'in hepinize selamı var. Hatırınızı sordu. İyiler mi dedi. İyiler dedik. Ondan sonra anasının elinden öptü. Eşinin yanaklarından öptü. Ondan sonra sevgi ve saygılarını gönderdi efendim. Bakalım burada hadiseler ne boyutta gidiyor. Evet Valide, Hülya Hanım, ne yaptınız? Efendim? Ne yapıyorsunuz? Sebzelerim haşlanıyor. Haşlanıyor. Badamı da kızartıp yanına bir garnitür olarak onu servis yapmayı düşünüyorum şu an için. Yani sen çorbadan döndün mü? Döndüm. Döndün, onları haşlayacaksın. Yani onları yarı yolda bırakmak zorunda kaldım. Ha, çünkü balık gelince... Ha, olay bitti galiba. Olay bir değişti. Malzeme daha mı gelecek? Evet, bir tane daha gelecek. Evet. Yani balığı böyle kızartacaksın, o garni yapacaksın. Evet, onu garnitör olarak düşünüyorum. Ona bir havalı isim bulalım. Abla şöyle diyelim mesela, sebze yatağında filato. Alaska somon filatosunun içsel yolculuğu. Evet, güzel. Falan değil mi? Evet. Ya da sebze yatağında soğuk deniz somonunun tarihsel dönüşümü. Ya da somon tatilde. Evet. Sebze yatağında somon tatilde. Evet. Bu çok güzel oldu. Senin yemeğin sebze yatağında somon tatilde. Fevkalade. Fevkalade efendim. Burada hanımefendi ne yaptı onu bir görelim. Sağolunuz, sağolunuz. Siz ne yaptınız? Yalnız bir şey söyleyeyim. Çok tatlı gözüküyor ha. Vallahi çok tatlı gözüküyor. Evet. Bunu şey olarak düşündüm. Sezar salata gibi. Bunları ha, böyle küp küp kızartacağım. Ha. İçine atacağım. Güzel fikir. Evet. Güzel fikir. Hep hayatta böyle güzel fikirlerin var mı Demet? Yani mümkün mertebe. Oluyor. Mesela ne? Hangi? Ne, neler? Hayattaki fikirlerini alalım senin. Misal hedefin ne? Hedef ne? Koyduğun hedef. Hani tabii çoluğa çocuğa karışmak illaki vardır da değil mi? Onlar olağan şeyler zaten. Hmm. Olabilecek olan şeyler. Bir özel şirkette çalışıyor musun? Hı hı. Yani mesela hani büyümek, belki işinde kariyer yapmak. Belki daha terfi etmek. Ha. İster misin? Daha başa geçmek. Daha başa. Hangi tabii başa? Ki. En başa mı? En başa. Oo, çok güzel. Peki ben öyleyim ama hırslıyım ben. Çok hırslıyım. Yani hırslı olmasaydım zaten böyle bir kaynana hani çocuk evlenemezdik ki. Hmm. Tamam, kayınvalidemi seviyorum şimdi, insan olarak iyi ama yine de bize çok karşı çıktılar mesela. Hmm, anladım. Peki mesela çok baş olduğun zaman, yönetici olduğun zaman, o zaman eve, çoluğa, çocuğa, kocana, ailene ya çok fazla zaman... Ben güveniyorum. Hani ev hanımlığıyla iş hanımlığını bir koltuğa oturtabilirim.
Ha? Ev hanımlığıyla iş kadınlığını bir koltuğa oturtturabilirim. Yoğun olacak zamanı. Olsun, yaparım bir şekilde. Nasıl gelip adamın yemeğini yapıp aynı zamanda günde bir 10 saat hazırlarım mesela akşamdan ya da 2 gün önceden ne bileyim bir şekilde hazırlarım onları gelirim yaparım. Ben enerjik bir insanım çünkü. Belli anam bacım belli sen enerjik. Yanıyor yanıyor yağ yanıyor canım. Enerjik yağ yanıyor. Enerjik seni. Ha enerjik yağ yaktın enerjik. Evet Kâküllüm nasılsın canım benim? Teşekkür ederim. Siz ev kadınsınız değil mi? Evet. Ev kadını. İş kadınının evde gerçekten aynı zamanda yoğun bir faaliyette olması zor bir şey değil mi? Zor tabii ki. Bütün gün çalışıyor. Tabii dışarıda çalışıyor. Siz neden efendim çalışmayı düşünmediniz? Ben ev hanımlığı tercih ettim. En güzeli. Evet. En güzel. Evde çalış. Aslında ev kadını da kolay bir iş değil tabii ha. Tabii ki çok zor. Değil mi abi? Ev kadınlığı hakkında ne düşünüyorsun abi? Çok zor bir iş aslında. Çok zor bir iş. Yapar mısın mesela sen? Yapabilir misin yani? Şahsen yapamam. Yapamazsın tabii. Şahsen biraz tip de uygun değil senin. Yani değil mi? Tip de uygun. Yani şimdi abimi düşünebiliyor musun? Affedersin abim pencerenin kenarından bacağı böyle atmış. Buradan gazeteyle böyle siliyor. Apartmanda herkes bakıyor. Olur mu? Şu tipe gider mi? Ben yani? Yapamam. Yapamazsın. Ev kadınlığı mı? Siz de ev kadınsınız değil mi efendim? Ev kadın işareti erken işareti. Erken işareti. Peki mesela ev kadınlığını tercih ettiniz. Bu neden? Şartlar mı böyle oluştu? Yok iyi yaşa abicim. Beta şeyi de var. Grip mirip değilsin değil mi? Ha, yoksa betayı bu yandan yandan kapmayalım. Ben biraz açılayım da. Günlük program yapıyoruz. Bir de betayı yiyip abim. Neyse. Ev kadınlığını siz mi tercih ettiniz? Şartlar mı böyle zorladı? Aslında çalışmak ister miydiniz? Şu an dahi çalışma fırsatınız olsa çalışır mısınız? Şu anda zaten çalışma fırsatım var. Kısmi ev kızlığı, ev kadınlığı yapıyorum. Aha. Bundan da memnuniyet ve haz alıyorum. Hı. Çünkü evin içiyle ilgilenmek, hani ya, ev işleri yapmak bana mutluluk veriyor. Ayrıca terapi gibi de geliyor. Ev kadınlarına da onur etmek de lazım. Çünkü ev kadını ağır işçilik, tabii. Ağır bir sorumluluğu var. Evet. Hatta devlet tarafından da desteklenmeli, emekliliği evet. De sağlanmalı yani. Vay çok ilginç proje, çok ilginç. Evet bravo, çok ilginç proje. Çünkü efendim, tebrik ediyoruz hanımefendiyi. Ev kadını deyip geçme. Ben 2000 krizinde, hani bir 2000 krizi vardı ya meşhur, işsiz kaldım. Ondan sonra o zaman da bir hayat arkadaşım vardı. Aynı evi paylaşıyorduk. O çalışıyordu. O işsiz kalmadı o. Ondan sonra ama ben dedim ev işlerini üstüme alayım. Bir sene ev kadınlığı yaptım ben. Ama yani cam temizliğinden tut da yemeğe, içmeye, ütüye, çamaşıra kadar yemin ediyorum canım çıktı ya. Ya özellikle cam silme olayı beni bitirdi. Temizlik, memizlik gayet zor şeyler. Hiç kimse küçümsemesin. Ev kadınlığı deyip geçmeyeceksin yani. Allah yeni bir malzeme. Yeni bir malzeme geliyor. Kim seçiyor efendim yeni malzemeyi? Kayınvalidemiz. Buyurunuz Hülya Hanım. Yeni malzemeyi siz seçeceksiniz. Ortalığı balık kokuları kapladı. Şahane. Efendim eğer hassas bir seçim yaparsanız büyük yırtarsınız. Evet. Büyük çok yırtarsınız. Önemli. Yani burada bak domatesi, efendim ne bileyim salatalığı, şunu bunu hepsi uyar ya. Birçoğu uyar. Ama kıymaya dokunma. Evet. Kıymaya dokunma. Bu saatten de burada. Olmaz. Nohut bile uyar. Bak ben sana söyleyeyim. Cips ne olur? Efendim? Hayatım kıs, altını kısın. Demet Hanım. Yani yanıyorsa kısın. Benim sözümü dinlemedi. Efendim? Sözümü ne oldu? Dinlemedi. Mikrofonunuza bir şey olmuş. Mikrofonla mı? Hülya'cığım şöyle bir topla da kendini. Şöyle şöyle yapalım. Çünkü duymuyor. Evet. Hı. Evet canım. Şimdi duyuluyor mu? Gel anlat Hülya. Evet. Senin sözünü dinlemedi. Dinlemiyor. Ben baştan farklı tava kullanmasını söylemiştim. Evet. Dağılıyor. Çok çabuk dağılıyor. Tamam. O zaman bilen birisi bir gel bir yardımcı tamam, olsun. Tamam oldu zaten artık. Tavsiye etmiştim tamam. Oldu yani. Tamam dinleyecek. Dinler. Bu şey yapmayalım yani. Ablacığım bir yardımcı ol o maharetlerine. Anne ben öğreneceğim yani. Yaparak öğreneceğim. Ama anne sözü dinleyerek de öğrenmek lazım. Tamam dinleyeceğim. Tamam evet. Dinleyeceğim. Yüzleri alıyor muyuz hocam? Yüzleri alıyor muyuz? Evet. Tamam hadi başlayın. Yok, dalın. Evet. Zaten oldu ki baksana. Baştan haşlamasını söylemiştim ama söz dinlemedi her zamanki gibi. Yine ya ben çok kibar dalıyorum Hülya'cığım. Biz bir şekilde reyting yapamayız ki anam bacım. İzlemiyor mu o reality show'ları? Langır ungur dalacak. Gideceksin senin saçını başını ayırırım diyeceksin. Oy diyecek falan filan ya. Neyse çevir bakalım ya. Biz öyle şeyler istemiyoruz efendim. Biz makara kukara eğlenelim gülelim. Haydi bakalım Hülya o kuvvetli. Ne çıktı? Domates. Aa, olur. Domates. Olur mu? Olur. Evet domates.
Domates olur efendim. Gördüğünüz gibi domates. Sizi yerinize alıyoruz. Sevgili Zeynep. Zeynep. Ha, getireceğim. Fıtı fıtı Zeynep. Geliyor efendim fıtı fıtı. Domatesleri veriyor. Çok güzel. Evet Zeyno. Ha, mikrofonunu da kap Zeyno. Evet. Ha, kapılı. Alfa çok özür. Zeynep. Evet. Domatesin güne yüklediği anlamı anlat bana. Domates. Yani o mahiyeti kazandırdığı hacmi ver bana domatesi. Domates yemeğe daha sulu, daha güzel bir kıvam kazandıracak diye bu düşünüyorum. O el hareketi ne lan öyle? Yani domates işte. Yani güç, kuvvet gibi. Zeynep. Yani kıvamını arttırıp daha sulu, daha homojen bir karışım olacağına inanıyorum. Lezzet verecek, efendim söyleyeyim renk verecek, bu gibi şeyler olmadı mı? Olmadı. Domates olmadı. Sence sebze mi, meyve mi? Çeri domates, meyve. Yok, çerisi merisi yok. Domates, sebze domates mi, meyve? Domates de meyve, evet. Vay be, biliyor işi bak. Evet efendim, domates meyve ailesinden, meyvedir domates. Yani onun için bundan sonra an itibariyle bunu öğrendiniz, artık domatesi yemeğe koymak, salataya koymak yok. Koyacağım portakalın elmanın yanına, kütür kütür yiyeceğim evet, bundan sonra. Evet, ben yiyorum zaten. Tabii, ye. Çok güzel oluyor. Tabii. Tabii yani. Efendim. Yani meyve gibi ondan sonra. Gideyim mi ben? Yo, istiyorsan kal burada. O zaman ben gideyim. Allah Allah. Evet efendim, faaliyetler son hızıyla devam ediyor. Hayatımıza katılan bir domates var ve galiba bu son ürün değil mi? Evet. Evet. Domatesin katılması, domatesle hemhal olmanız, domatesin size verdiği enerji. Evet. Domatesi anlat bana. Hülya. Domates rengi gibi yemeğe de güzel renk katacağını düşünüyorum. bir adamın, bir televizyon insanının bitirildiği ana evet. Şahit oldun. Bunu kaydedin, YouTube'a koyun. Yani öyle bir altlık yaptım ki sana bir makam. Neyse evet, çok önemlidir efendim domates. Peki bakalım burada ablacığım, sen de yemeğe yap demedik. Abi bir yardım et dedik. Sadece çeviriyor ama bir şey yapmıyor ki. Ha, hadi. Ha. Bunları ben şey. Evet domates senin için anlamlı bir katkı oldu mu hayatım? Oldu, onu kenarına koyacağım. Hangi kenara? Kenarlara şöyle. Çiğden. Evet. Ha, çiğden olur. Tabii kenarlara koy. Çok teşekkür ederiz. Yerinizi alıyoruz. Sonuçta sağlık. Şey bir nevi salata yani. Bir nevi salata, doğru. Ya büyük yırttın sen ya, öyle söyleyeyim. Sen büyük yırttın yani. Peki damat ne yaptı bu arada? Ne yaptı damat? Bilmiyoruz, öğreneceğiz. Hadi gidiyorum ben. Geleceğim. Enes iyi misin? İyiyim abi. Enes şansına inanır mısın, güvenir misin? Yani çoğu zaman evet. Evet, şanslı günündesin çünkü... bitiyor benim çok uygun malzemelerle. Öyle mi? Evet evet, iyisin yani, öyle abuk sabuk bir şey yok ortada. Enes, bir yıllık evlilik hayatı. Evet. Onun öncesinde bir flört de var. Bir yekün çekelim ve mutlusun değil mi? Yani şimdilik mutlusun. Tabii. Maşallah, Allah başa kadar versin. Bir yekün çekelim ve bu mutluluğun sırrını soralım sana. Yani bu çift Enes ve Demet bu bir yılda mutlu mesut yaşadılar, bunun sırrı nedir? Ya öncelikle zaten yeni olmamız var. Bir de eğlenceli bir çiftiz. Enes sen de hiç eğlenceli gözükmüyorsun lan. Beton gibi böyle konuşuyorsun hiç. Eğlenceli bir adam mısın? Yani, kız yani gelin o eğlenceli, kızımız tabii. Eğlenceli de evet. Belli enerjik bir şey. Ben tabii onun kadar olmayabilirim. Sen daha ağırsın. Daha biraz daha evet. Eğlenceli bir çiftsiniz, başka? Yani onun dışında iyi anlaşıyoruz. İyi anlaşıyorsunuz. Evet. Kavga dövüş yok. Yok. Yani mutluluğun sırrı eğlenceli olmakta mı? Yani uyumlu olmakta diyelim. Uyumlu olmak daha mantıklı. Evet, evet tabii. Uyumlu olduğun zaman kardeşim, çarşıda, evde, sosyal hayatın içinde yani bir dişlinin böyle iki ayrı mekanizması ama birbirine uygun iki mekanizması gibi olduğun zaman tabii, tıkır zaman tıkır çalışıyor tıkır makine. Devam eder, evet. Değil mi? Çok güzel. Peki fevkalade. Peki genç evli olmak avantaj mı dezavantaj mı? Avantajı da vardır, dezavantajı da, onu zamanla tabii. Zamanla. Şu an bir yıllık yorumun ne? Yani bir yılda her şey güzel tabii. Bir de 27 yaşım uygundur ya, evin için evet. Olur yani. Olabilir. Tamam, artık finale geliyoruz. Toparlanacaklar, tamam. Ben seni çağıracağım, tadım yapacak. Ve o tadımı da tamamıyla hakikaten lezzet anlayışına, tabak dizaynına, gönlüne göre. Kimin ne yaptığını bilmiyorsun çünkü. Aynen. Ona göre yapacaksın, galibi sen belirleyeceksin. Tamam. Hadi görüşürüz. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz efendim, teşekkür ediyoruz. Artık finale doğru süratle geliyoruz.
çılgın bir hızla finale doğru yaklaşıyoruz efendim. Toparlansak iyi olur diye düşünüyorum. Evet. Valide Sultan, ne aşamadayız? Çok az kaldı. Çok az kaldı. Evet. He, bacım bunu da bir ezeydin, mezeydin, bir şey yapaydın. Madem yatak yapacaksın herhalde, değil mi? Yani laf aramızda. Çok sulu kalmış o. Bilmiyorum, şimdi benden söylemesi birkaç dakika içinde onu toparlamamız lazım. Tamam. Buyurunuz efendim, buyurunuz. Buna ya konuşalım efendim. Kaynanam Merve Hanım'ın kaynanası Karadenizli olduğu için o balığı güzel sofraya sunması lazım. Evet. Yani Karadenizlerin... Israrla mikrofonu burada tutmuyor abi ya. Israrla. Karadenizlerin... Siz de mi Karadenizlisiniz? Yok, değilim ben. Doğuluyum, Muşvarto. Yani demek istediğim Karadeniz'in kökeni... olduğu için balığı çok severler. Hangi balık nasıl yapılacağını iyi bilirler. Somonu asla bilmezler. Somon tabii uzaktan geliyor ama somonu da yapar. O bizim balıklarımızı, Karadeniz'in balıklarını yapan? Onu da bir şekil şapan. Bulur. Ha, anladım. Peki, çok güzel. Beyefendinin çok hoş bir tespiti var. Diyor ki yani bir balığı güzel yapan her balığı güzel yapabilir diyor. Karadeniz'in de doğasında, kimyasında iyi balık pişirmek olduğuna göre diyor. Guşugon. Lan helal olsun, çok şaşırttın beni ha. Niye? Vallahi değil mi? Helal olsun, hiç beklemezdim ben senden. Yani beklemezdim derken yanlış anlama da. Hani daha gençsin, toysun, şu sonunda. Ama ben mutfakta çok iyiyim. Öyle mi? Çok meraklıydım, babaannemden öğrendim küçüklüğümde. Böyle hep göz hırsızlığı yaptım. Ne hırsızlığı? Göz. Ne gibi? Ya bakarak öğrendim yani. Ha. Hep şaşırtmıştım. Ona baktım, ona baktım. Allah Allah, vallahi hoş bak. Bir de diyor ki kocan çok eğlenceli kadındır diyor. Çok neşelidir diyor, öyle misin? Belli ama bu evet. Bu hallerinden belli, böyle böyle gidiyor geliyor. Belli yani, değil mi? Evet öyle. Ama anam bacım, senin de kocan biraz ağır. Ya işte her halime bir zalim, her zalime bir alim düşer. Bak 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 bak, şaka yapıyor. Efendim ama böyle çiftler artı eksi. Birisi eğlenceli olacak, yerinde duramayacak. Öbürü ağır olacak ki birbiriyle uyumlu olacak. Evet, çok güzel, fevkalade. O zaman artık valideciğim süratle toparlanalım. Tabii. Biz de efendim masamızı getirelim, damadı çağıralım. Finale doğru çağlayarak akalım efendim, akalım. Hadi bakalım. Efendim buraya gelelim, biz de yarışalım, enteresan yemekler yapalım, hem de tatili kapalım diyorsanız ister Facebook'tan, ister Twitter'dan, ister Instagram'dan, isterseniz de mail yoluyla bize ulaşın, gelin, yarışın. Kapımız herkese açık, unutmayın. İşte yine Necip Türk milletinin asil şefkati Ali Cenap, görüyorsun. Herkes arkanda. Şu anda dünya sana kilitlendi Enes. Evet. Dünya sana kilitlendi. Amerika'dan Avustralya'ya herkes diyor ki acaba hangisi güzel diyecek Enes diyor. Yani gördüğün gibi son derece sağlıklı, güzel. Aynı zamanda görüntü olarak da güzel. Bence içerik olarak da güzel bir malzeme var önünde yani. İkisini ben bilmiyorum. Ben iç sesim öyle diyor. Sen ne diyor? Senin iç sesin ne diyor? Görüntü olarak tabii güzel ama tadına bakmadan da bir şey diyemeyeceğim. Tabii önemli olan tat, lezzet. Efendim Enes şimdi tarihsel seçimini yapacak. Kim ne yaptı bilmiyor ama Enes en doğru kararı verecek. Çünkü Enes lezzet duygusuyla olayı değerlendirecek. O zaman alalım valideyi ve kıymetli eşini. Buraya alalım efendim. Evet, ufak ufak. Değil, hızlı hızlı finale geldik. Buyurunuz hanımefendi. Valide Sultan, buyurunuz. Evet, Enes'ciğim sağdan başlayacaksın, soldan başlayacaksın canım benim. Siz bu arada hiçbir tüyo bir şey yapmayın, gözünü soldan seveyim. Soldan başlasam. Hadi peki, soldan başla canım. Yapış canım çatalın ucuna. Yapış canım. Soldan başlıyor. Evet. Enes ilk atışı yapıyor. Enes şu anda daldı. Enes daldı, Enes gönderdi. Enes ağızla çevirdi, aşağıya gönderdi, hücrelerle buluşturdu, süzdü, yapıştırıyor. Nasıl buldun? Güzel. Harbi mi diyorsun? Evet. Ha, çok güzel. Tamam, devam et abi. Yani, balığından malından da al. Çok güzel. Evet, müdahale etmeyelim. Lütfen hiç karışmayalım, şey yapmayalım. Kızarmışlar. Evet, çok güzel. Hayır, lütfen siz şey yapın. Evet, Enes ilkinde tatmin olmadı. Çünkü Enes araştırmacı bir kimçilik. Yani derine inmek istiyor. Onun için biraz daha yiyeyim ki diyor. Net bir skorla çıkayım evet, diyor. Sebzelerin evet, sebzelerin DNA'larına iniyor. Enes şu anda diyor sebzelerin DNA'sına iniyor. O kadar da titiz bir insan. Nasıl buldun hayatım? Güzel. Yani hayatım derken paşam, nasıl buldun? Evet.
Yani güzel. Evet. Güzel, yani. Güzel buldun. Evet, devam edelim lütfen Enes. Enes öyle üç çatallar. Ama Enes çok mıy mıy yiyorsun kardeşim. Senin böyle hani 40 bin al baş pehlivanı gibi şak şak yapıştırman lazım. Bunlar sağlıklı şeyler Enes. Kesin yemiştir dışarıda. Bugün... Kesin yemiştir dışarıda diye yandan hep laf sokuyor. Ama Enes kendini yani, bozmuyor. Yani olmuyor böyle. Olmuyor böyle. Olmuyor böyle. Sen önce şu kalkan bir saçını bir göstermişsin. Bu ne? İnsan bu ne? Şuna bak. Artık boyun vazgeçmişim yani. Kendimden. Bak belli, yemek yok. Hadi dur şu kafanın bir arkasını dönsene. Tamam ama yetin. Platin yaptırdı. Ha, sen niye özleneyim? Neden? Neden yanlış? Siz de yaptırdınız. Tamam bir sakin olalım. Efendim sizin... Ay anne Allah aşkına ya. Kayınvalide ve gelin halinde çarşıda dolaşmanız hoş değil. Çünkü hani bunun yeni bir moda olduğunu düşünürler. Allah muhafaza iki kişi daha görür yapar bundan. Hayır. Ondan sonra ortalık böyle olur olmaz. Yok, peki Enes devam et. Sen ne dinliyorsun bizim? Allah Allah ya. Tamam ben. Sen kardeşim sen işine bak. Sen. Hadi ye. Evet. Tamam, ye bebeğim. Ye. Afiyet şeker olsun, yarasın, lopur lopur et olsun Enes'ime. Enes'ime yani pardon. Enes değil de Enes. Siz de diyorsunuz benim önce ben deneyim sen. Ben mi? Evet. O kadar heyecanlıyım ki. Çok heyecanlısın. Evet Enes tabağın sonunu buldu. Efendim kibar kibar asil asil yani Enes Enes değil de Warwick Kontu gibi yiyor gördüğünüz gibi değil mi? Ne kadar kımıl kımıl yavaş. Peki efendim yeter tamam, Enes tamam oldu. Sen şimdi şuna başla paşam. O konuda da fikrini alalım. Aha evet tabii bir ağzımızın tadı değişsin. Oluşan şeyini değiştirelim. O usareyi değiştirelim. Değil mi efendim? Evet Enes Bey çok güzel. Efendim heyecan her dakika artıyor. Türkiye bu heyecanı kaldırabilecek mi? Kaldırabilecek mi? Kaldırır diyor. Türkiye şu anda Enes'in ağzının içine bakıyor. Evet Enes. Senin ağzının içine bakıyor. Buyur kardeşim. Tamam. Enes sağdaki tabağa geçti. Enes heyecanlı. Enes tutkulu. Ve meraklı. Enes... Sebzeler de heyecanlı. Sebzeler de heyecanlı. Ve bir o kadar meraklı. Çiftler de heyecanlı. Biz de heyecanlıyız. Enes yuttu. Enes çeviriyor. Yutmadı. Çeviriyor, yuttu şu anda. Evet. Evet. Ne diyorsun Enes? İlk duygun? Bir şey demesin o. Evet. Enes yani... diyor ki bir şey demesek olur mu diyor. Olmaz onu. O zaman sen biraz daha yut bakayım. Biraz daha mı? Biraz tamam, daha yut bakayım. Evet Enes. Enes bu faydalı bir şey. Ye canım ye. Yemin ederim şu... İşin en zor kısmı bu. Evet, balıktan da al Enes. Enes balıktan da al. O kadar lezzetli, o kadar sağlıklı ki o. O Alaska'nın buzlu sularından gelmiş. Yani gelmiş biz de kırmadan yiyelim. Ha, gel tabii kırma, kırma. Evet Enes nasıl? Bu nasıl? Ya ben yorumsuz kalsam nasıl olur? Yok abi yorumsuz olur mu? Sen kimin ne yaptığını bilmiyorum. Bir yani, şey söylemen lazım. Ya idare eder diyelim o zaman. İdare eder diyelim. Yani bunu daha çok güzel buldum. Bu idare eder mi geldi? Yani, bundaki evet, eksiklik evet. Ne Enes'ciğim? Eksiklik. Lezzeti mi yok? Lezzeti, ne? Sasak evet. Mı? Yani bir eksik var ama onu tam bulamadım. Tam olarak bulamadım. Ama bir garip bir tat mı var? Bir yani şey öbürüne göre evet. Ha, öbürüne göre fark, daha. Fark var yani evet. Fark var. Peki devam edelim canım benim. Evet Enes son çatalını alıyorum. Biraz zorlu bir yolculuk oldu. Yani sağ taraftaki tabağın Enes'in iç dünyasında yarattığı etki biraz sert ve kırıcı oldu. Ama Enes yine de sorumluluğunu yerine getirdi. Evet yeter Enes. Yeter mi? Tamam. Yaptı yani ama hani biraz hakikaten gördüğünüz gibi çocuğun hali pürmelali biraz bir kaydı yani. Şaftı kaydı yani. Şaftı yerinde bir Enes'in ikinci tabağı. Peki Enes. Bütün Türkiye sana bakıyor. Aa kameramanlar da sana bakıyor. Çok güzel. Evet. Kerim de sana bakıyor. Ben de sana bakıyorum. Ve merakla bekliyorum. Hangisi güzel diyorum Enes? Sol tarafını tercih ediyorum. O zaman kim yapmış onu? Çevirelim görelim efendim. Çevirelim görelim bakalım kim yapmış. Şu tabağı çevir abi. Yok abi langırt diye çevir abi işte. Langırt diye. Efendim evet gelin hanım yapmış. Gelin hanımın yaptığı. Alkışlıyoruz, tebrikler. Ellerinize sağlık. Evet. Bu sefer olmadı. Efendim? Tebrik ediyorsun. Evet. Yaratıcılığını, şeyini kullandı ve hakikaten ümitsiz vaka gibi gözükürken görüyorsunuz son anda müthiş toparladı, işi bitirdi. Efendim, ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Size de mutlu, mesut bir hayat diliyoruz. Bir yastıkta kocayın. Şeref verdiniz efendim. Size de teşekkür ediyorum.
bir başka programda görüşmek üzere diyoruz efendim.